Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bin Sports stüdyolarına. 29 Ekim Cuma günündeyiz. Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey bugün 29 Ekim Cumhuriyet'in ilanı. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümü, kuruluşunun 98. yıl dönümü. Bütün ülkemize, bütün Türkiye'ye, bütün milletimize kutlu olsun, mutlu olsun. Müsaadenizle Uğur Bey bugün Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanıyla alakalı Nutuk'tan bir alıntı yapmak istiyorum. Çok uzatmadan kısa bir bölüm e, ilka, okuyacağım. E, değerli izleyenler Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında e, yaptığı konuşmayı Nutuk'ta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aynen naklediyor. Ben de oradan bir bölüm sizlerle paylaşmak istiyorum. Nereden nereye geldik ve hedef neydi Cumhuriyet'in ilanında? Şöyle söylüyor. Mustafa Kemal Atatürk efendiler asırlardan beri doğuda haksızlığa ve zulme uğramış olan milletimiz Türk milleti gerçekte soydan sahip bulunduğu yüksek kabiliyetlerden yoksun zannediliyordu. Son yıllarda milletimizin fiili olarak gösterdiği kabiliyet, istidat ve kavrayış kendi hakkında kötü düşünenlerin ne kadar gafil ve ne kadar gerçeği görmekten uzak görünüşe aldanan insanlar olduklarını göstermiştir. Milletimiz kendisine, kendisine var olan vasıfları ve değeri hükümetin yeni adıyla medeniyet dünyasına çok daha kolay gösterecektir diyor Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti dünya devletleri arasında tuttuğu yere layık olduğunu eserleriyle ispat edecektir. Arkadaşlar bu yüksek rejimi yaratan Türk milletinin son 4 yıl içinde kazandığı zafer bundan sonra da birkaç misli olmak üzere kendisini gösterecektir hedefiyle, hayaliyle yola çıktı. Değerli izleyenler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk ve arkadaşları ve Cumhuriyeti ilan ettiler. Türkiye Cumhuriyeti mesut ve muvaffak ve muzaffer olacaktır diye o günkü konuşmasını noktalıyor. Nutuk'tan da bunu okuyabilirsiniz. Değerli izleyenler 98 yıldır Cumhuriyetimiz ayakta o değerlerle, o hayalle... O hedefle 98 yıldır cumhuriyetimiz ayakta e, ülkelerin, milletlerin, devletlerin zaman zaman uzun yaşantılarında, uzun süren hayatlarında e, sıkıntılı dönemler olabilir. Bunlar geçer değerli izleyenler. Yeter ki e, insan odaklı bilimsel gelişmeden, adalet odaklı toplumsal eşitlikten ve de medeniyet odaklı ortak akıldan uzaklaşmayalım. Hep bu hedefle aynı yolda yürümeye devam edelim. Yoksa zor zamanlar gelir geçer ama bunları unutmayalım. Cumhuriyet Bayramımız tüm ülkemize kutlu olsun. Mutlu olsun. Büyük bir gururla, mutlulukla kutlayalım bugünü. Nice nice yıllara diyelim ve bu vesileyle de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla, sevgiyle, minnet ve de özlemle anarak programımıza başlayalım bugün. Uğur Bey 11. hafta Sportoto Süperlik'te 11. hafta bu akşam itibariyle başlayacak. Bu akşamki e, trabzonspor Çaykur spor karşılaşmasını da değerlendireceğiz. Ama önce bakalım 11. hafta öncesinde görüntü e, ne durumda ve de maçlar hangi maçlar var bu Aa çok özür dilerim. Başlara geçmeden önce kulüplerimizin de tweetleri oldu. Ee, az kalsın rejiyi de taca atıyordum. Hemen onları da 29 Ekim kutlamaları münasebetiyle kulüplerimizin de tweetleri var. Hemen hızlıca onları da getireyim ekranlarınıza özür dileyerek az, az kalsın ee, atlıyordum. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun diyor Trabzonspor. Biz onun fikirlerine ve o fikirlerin en muhteşemi olan Cumhuriyete tutkunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun demiş. Çok da güzel bir görselle paylaşmış kutlamasını Beşiktaş Kulübü, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyetimize her zaman ve hep birlikte sahip çıkarak sonsuza dek savunucusu olacağız. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, yaşasın cumhuriyet mesajını paylaşmış sosyal medyadan. Fenerbahçe, inançla attığımız her bir ilmekte yeni bir umut yeşerttik biz. Sözünün altında cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun diyor ve yine güzel bir görsel eşliğinde. Galatasaray Kulübü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünü kutluyor. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması uğruna şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz demiş. E, kulüplerimizin mesajları elbette birçok bir kulübümüz paylaştı. Biz e, dördünü aldık koyduk e, akışımıza. Ama çok teşekkür güzel paylaşımlar edelim. değil mi? Ya? Çok güzel gerçekten insanın... Yüzü yani gülüyor, gördüm. büyük bir gururla, büyük bir coşkuyla okuyor. Türk futbolu ile ilgili zaman zaman burada işte sistem ediyoruz, şikayetleniyoruz. Oyun çok duruyor diyoruz, çok fazla faul oluyor diyoruz, çok fazla yerde yatıyor diyor. Ee, o detaylara çok takılıyoruz ama ne kadar güzel Türk futbolu gerçekten Atatürk'te ve eserlerinde e, birleşme konusunda bir araya gelme ve İzmir Marşı'nın statlarda yankılanması konusunda falan son dönemde değil mi ne kadar güzel bir birlik beraberlik sağlıyor her zaman böyle duyuyoruz. Hep de böyle olmaya devam edecek. Türk futbolunu biraz da böyle hatırlamamız lazım. Kendime de mesaj. Şimdi değerli izleyenler bakalım bu hafta şey bu akşam 11. hafta başlıyor. Hemen e, maç programını getirelim ekranlarınıza ve yayın akışımıza başlayalım. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Çaykur Rizespor karşılaşması oynanacak. Yarın 30 Ekim'de saat 13.30'da günün ilk maçı Kasımpaşa Özdür Kablo Yeni Malatya Spor'la oynayacak. Ardından saat 16'da Beşiktaş Atakaş Hatay Spor deplasmanında Demir Grup Sivas Spor'da Altay'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cumartesi gününün son maçı akşam saat 19'da Fenerbahçe İttifak Holding Konya Spor deplasmanına çıkacak. Zor maçlar oynanacak. Cumartesi günü tüm takımlar adına pazar günü. Geç hangi maç kolay ki benimkisi de laf. 31 Ekim e Yukatel Kayseri Spor. Vavakars Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. E Ardından saat 16'da Aytemiz Alanya Spor'un rakibi Göztepe olacak. Galatasaray pazar akşamı saat 19'da Gaziantep'i İstanbul'da konuk edecek. Bir Kazım e günü de Medipol Başakşehir Adana Demir oynayacak saat 20'de. GZT Giresun Spor'un rakibi ise aynı saatte Fraportal Antalya Spor olacak. 11. haftayı tamamlayacağız ardından 12. hafta oynanacak ve ondan sonra da e, milli ara başlayacak. Şimdi bugünün ilk haberi değerli izleyenler hepiniz dün son dakika gelişmesi olarak futbol severler herhalde dikkat etmiştir. Statlar 9 Kasım'da tam kapasite başlığıyla geliyor ekranlarınıza Hürriyet gazetesinden. Bilmeyenler için ayrıntıları şöyle hızlıca okuyayım. Pandemi nedeniyle maçları %50 kapasiteyle oynatan Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir karar aldı ve 9 Kasım'dan itibaren oynanacak tüm karşılaşmaların tam kapasite yapılabileceğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla 9 Kasım'dan itibaren oynanacak profesyonel müsabakalarda stadyumlara %100 kapasiteyle seyirci alınmasına karar vermiştir." yaş ayrımı yapılmaksızın sadece en az 2 doz aşı olanlar ya da Covid-19 hastalığını geçirmiş olup Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olarak aşı takvimini tamamlamış olanlarsa Covid-19 hastalığını geçirip üzerinden 180 gün geçmemiş olan kişilerin belirlenen şartlara uygun olarak stadyumlara tam kapasiteyle seyirci alınması uygun bulunmuştur. PCR testiyle tribüne alınması ise söz konusu olmayacaktır. Yani aşınızı olmanız gerekiyor tribüne gidebilmeniz için artık kulüpler %100 doldurabilecekler statları ancak şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın misafir takım seyircisi yine yok o konuda bir değişiklik yok ama yarı yarıya dil tamamını doldurabilecek artık kulüpler. Futbolun yani hep e, sokaklar için e, bir kılavuz olduğunu sporcuların tek direktörün rol rol model olduklarını zaman zaman konuşuyoruz bunu. Böyle fırsatlarla olumluya pozitife çevirmek de mümkün. Yani şu an dünya çok büyük bir epideminin içinden geçiyor ve aşı konusundaki tartışmalar dünyanın her yerinde baki dünyanın her yerinde aktif. işte Kyrie Irving NBA basketbolcusu meşhur bir basketbolcu reddetti oynayamıyor sahaya çıkamıyor. Amerikan kamuoyunun ciddi biçimde tartışıyor ama daha önce Kyrie Irving'in dünya düzdür diye açıklaması olduğunda buldular. Bir 5-6 yıl önce öyle bir açıklaması da olmuş. Kyrie Irving çok da güvenilir bir e, kanaat önderi gibi görünmüyor. Almanya'da daha popüler bir isim. Hani futbol severler için daha popüler bir isim elbette. Joshua Kimmich, Bayern Münih'in sağ beki, ön liberosu, Alman milli takımının her şeyi. Henüz aşı olmamış. Onunla ilgili de sorulan bir soruya aşı karşıtı değilim. Ama 2-3 günde bir test oluyorum. Merak etmeyin. Sadece ile ilgili bazı araştırmalar yapıyorum, sürdürüyorum şeklinde bir açıklaması oldu. Alman sağlık kamuoyu en üst seviyeden kimiye tepki gösterdi. Sadece uzman olduğu konularda konuşmasını <laughs> salık verdiler genç adama Joshua Kimi'ye. Şu yüzden açtım bu konuyu. Test olman yeterli değil. Değil. Süperlik için. Değil. Yani bunun sadece stadyumlarda değil artık sosyal hayatımızda her yerde geçerli olması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani restoranlara da artık iki doz aşı olmayanlar ve diğer istisnar işte bir doz aşı artı daha önce pozitif olanlar vesaire. Yani bunlar girebilsin yani restoranlara da ben PCR testiyle veya HES koduyla girmenin yeterli olamaması gerektiğini düşünüyorum. Veya herhangi kapalı alan herhangi kalabalık insan toplum bulunduğu okullar, restoranlar, sinema salonları her neyse halı saha her ne açıksa. Yani tribünler bu anlamda stadyumlar örnek olmalı model olmalı dünyada da buna karşıt olan insanlar güçlü kamuoyu Tepkisiyle karşıya. Bakınız Kyrie Irving, bakınız Joshua kimi? Bu biz genelde bizim ülkemizde tartışma dediğiniz zaman iş hep kavga olarak algılanır. Fikir e, çarpıştırması vesaire yerine. Yine aynı noktaya gelmeyelim ama e, aşı olmak istemeyenleri anlarım. Bunun tercih etme özgürlükleri vardır ama o özgürlük aşı olanların özgürlük alanıyla çatıştığı zaman bunun çok iyi netleştirilmesi lazım. Yani bu tarafın bir özgürlüğü varsa öbür tarafın da bir özgürlüğü var. Yani bunun dengesinin tartışma ve fikir anlamında çok sağlam, sağlıklı bir dengede ve noktada kurulması lazım. Sizin isimle örnek verdiğiniz gibi. Toplumsal Şimdi, sözleşme değil mi? Bravo. Şimdi... Ee, bağlantılı bir haberde e, yine yani taraftarla alakalı bir haberde Hürriyet gazetesinden e, geliyor ekranlarınıza en vefalı taraftar Fenerbahçe'de demiş Hürriyet gazetesi. Beşiktaş bir maç fazla oynadı yine de ezeli rakibinin gerisinde kaldı. Süper Lig'in ilk 10 haftasındaki maçlara gelen seyirci sıralamasında Sarı Lacivertliler zirvede bulunuyor. Sarı Lacivertli futbol severler yaşanan tüm sıkıntılara rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Bu sezon 5 iç saha maçına çıkan Kanarya toplamda 86.450 seyirciyle Ligin zirvesine çıktı. Pandemi nedeniyle kapasitesi 23.917'ye inen ülker stadındaki maçların doluluk oranı %72.29'a ulaştı. Ortalama 17.290 seyirciyle oynayan Fenerbahçe'yi Beşiktaş 12.972 ve Galatasaray 11.900 ile izledi. Şimdi şurada sol tarafta bütün listeyi vermiş. Sağda ufak bir kutucuk var. Kulüpler pandemi koşulları nedeniyle yarısını kullanabildikleri stadlara taraftarlarını çekmekte çok zorlanıyor. Son yıllarda yapılan yeni ve modern startlara rağmen Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 9 takımın tribünlerinin doluluk oranı %20'yi dahi geçemedi. İşte şimdi sola dönebiliriz. Yani soldaki kutuya. Fenerbahçe %72.2. Beşiktaş 60.6. Galatasaray. Ee, pardon ben yanlış yer okuyorum ya. Kapasiteyi okuyoruz. Doğru yer okuyorsun. Doğru mu okuyorum? Ha. Kapasitenin ne kadarı? Hani, ha, doldurdular? Bravo tamam. Tamam yani e, stadın yarısının ne kadarının dolduğu evet, değil mi? Doğru tamam. Öyle. Trabzonspor ee, Trabzonspor %56, Adana Demirspor %51 yani %50'nin üzerindeki takımlar bunlar. Ondan sonra 6. sırada Göztepe %49.9 yani hemen altında. Hatayspor Spor %37'ye düşüyor burada 6 ile 7. takım arasında doluluk oranı. Kayserispor Spor 21, %21. Giresunspor burada 27 mi ben mi yanlış görüyorum? %27'si 27. ancak kapasite daha düşük olduğu için mi? Evet. Böyle görünmüş. Öyle, evet. Kapasite daha... Halbuki Kayseri'nin sırada da daha büyük değil mi ya? Kayseri'de 16 bin kişi alabiliyormuş. Giresun'da 11 bin kişi. O yüzden Giresun'da oran yüksek çıkmış. Şimdi oldu tamam. Antalya %18. Konya %12. 12.8 13 diyebilirsiniz ona. Sivas. Demir Grup Sivas Spor %17. Altay %29 diye böyle Rize 24. Gaziantep %10. Yeni Malatya Öznür Kablo Yeni Malatya Spor %14, Başakşehir %12, Kasımpaşa 15, Alanya 16, Kara gümrük ise e, 0.78 binde 7 olarak binde 8 olarak yansımış kapasitesinin. Yani e, ilk 6'nın dışında hatta ilk 5'in dışında yüzde yarısının yarısını doldurabilen takım yok. Bunlar arasında da açık ara Fenerbahçe önde görünüyor. Özellikle dün de konuştuk daha önce de dile getirmiştik bunu. E, İstanbul büyükleri 4 büyüklerin. E, ligimizin dört büyüklerinin taraftarı değil diğerlerinin de şehir taraftarlarının çok ciddi alması gerekiyor. Bu da maalesef acı bir tablo bu açıdan bakıldığında. Ya elbette affınıza sınır. korona etkisi vardır. Ve tabii ki bilet fiyatları etkisi vardır. Var. Ona bir şey diyemeyeceğim ekonomik koşullar. 20 binin üzerinde vaka vardı yine dün. 200'ün üzerinde kayıp var. Çok doğal. İnsanı endişe etmesi ve endişe etmeliler de ayrıca. Doğru. Bunu sadece tek bir şeyden okuyamayız yani bu e, tabloyu. Ee, bu iki haberin ardından bu akşamki Trabzonspor -Rize Spor maçına geçelim artık isterseniz. Tabii. Foto maç gazetesi diyor ki tek hedef 3 puan. Trabzonspor'un hocası Abdullah Havcı Rize maçı için oyuncularını bu şekilde uyarmış. Rize toparlanma sürecinde ve kazanmak için gelecek bir maçı oynamadan almak mümkün değil. Sahaya çıkıp en iyi yaptığımız işi yapmalıyız. Disiplinli olmamız gerek. Rize, Trabzonspor Rize'yi yenmesi halinde ilk kez üst üste 4 maçını kazanmış olacak. Abdullah Havcı ile Hamza Hamzoğlu 9. kez karşı karşıya gelecek de, e, geliyor bu akşam demiş gazete. Sol üstte muhtemelen muhtemel 11'i paylaşmış. Kalede Uğurcan, Dorukan, Edgarie, Vitor Hugo, İsmail savunma dörtlüsü. Berat Siopis, Marek Hamşik orta sahası. Adül Kadir Ümür, Cervinho ve Cornelius 11 ile sahada olacağını tahmin etmiş. Foto maç gazetesi Trabzonspor'un posta gazetesi. Ayrı noktaya. Yani kazanırsa üst üste dördüncü galibiyetin alacak noktasından fırtına dörtte dört için sahada başlığını atmış. Trabzonspor Karadeniz derbisinde lig sonuncusu Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Son 3 haftada 3 galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştıran Fırtına 4'te 4 yaparak bu sezonki en uzun galibiyet serisine ulaşmak istiyor. Diğer yandan Abdülkadir Ömür'ün yükselişe geçtiğini vurgulamış gazete. Rize maçında en güvendiği isim olarak Abdullah Avcı'nın öne çıkıyormuş Abdülkadir Ömür. E, Trabzonspor'da 23 golün 22'si, 14 asistin 13'ü yabancılardan geldi. Yerlilerden tek gol Yusuf Sarı'dan tek asisti Abdülkadir Ömür'den geldi demiş gazete. Ve Taka gazetesi değerli izleyenler spor sayfası Taka Spor ekranlarınıza gelen sayfada hak eden kazansın başlığını atmış. Süper Lig'in iki kardeş takımı Trabzonspor'la Çaykur Rizespor puan mücadelesi verecek. Her iki takım da kayıp istemiyor. Peki sakatlarda son durum nedir diye yazmış Taka gazetesi. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Vakayeme son idmana çıkmadı. Vakasetas kendini bir kez daha denedi. Bu iki oyuncunun bu akşam oynayacak olan Karadeniz oynanacak olan Karadeniz derbisinde forma giyip giymeyecekleri maç saatinde belli olacak. Hafif sakatlığı bulunan Canini de son Canini de sorunun olmadı görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. Çaykur Rizespor'da ise Ronaldo Mendes sakatlığından ötürü ilk yarıyı kapatmıştı. Tedavisi devam eden ve takıma katılan Gökhan Gönül konusunda da son karar maç saatinde verilecek. Abdullah Avcı ile Hamza Hamzoğlu hünerlerini ortaya koyacak. Taktik savaşı demiş Taka gazetesi. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzoğlu ile antrenörlük kariyerinde 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçların dördünde Abdullah Avcı sağdan galibiyetle ayrılırken Hamza Hamzoğlu ise bir kez 3 puanı alan taraf oldu. Bu akşamki 9. randevu öncesinde demiş gazete. Trabzon grafiklerimiz spor için, taburu. grafiklerimiz bakalım dilerseniz. Nasıl başlamak isterseniz buyurun. Grafiklerimizi ile de, Trabzonspor 10 hafta performansı, Riz 10 hafta performansı. Trabzonspor için farklı bir sınav olacak çünkü iki sebeple ee, Vakayeme büyük ihtimalle yok. Beşiktaş maçı artık hedef. Vakayeme'nin sağlık durumu ile ilgili. hasta maç saati belli olacak diyorlar ama anladığım kadarıyla ilk 11 ihtimali çok yüksek değil. Kulübe de belki yer alabilir. Birinci Yine sebep e bu tabi. Etmemek isteyebilir hoca. İstek etmemek isteyebilir tabii. Beşiktaş maçı de. Beşiktaş maçı sonrasında milli maç arasına giriyorsun. Milli takımla orada temas kurarlar. Sağlık ekibiyle hani biraz daha belki ekonomik kullanırlar oyuncuyu. Eee Vakayeme ve Bakasetas'ız ilk maç bu sezon ilk maçta gösteriyor maçında set hücumu konusunda yerleşik hücum konusunda sıkıntı yaşamışlardı. Şimdi Rize'ye karşı da böyle bir sıkıntı yaşanabilir Vakayeme ve Bakasetas'ız. Rize sporda topu paylaşmayı seven bir takım. O yüzden özellikle altın çizdim. İkinci konu bu. Farklı bir sınav türü Rize. Hamza Hoca geldiğinden beri işte Gaz, yenildiği Galatasaray maçta da dahil. Orta sahada mümkün olduğu kadar fazla yaratıcı oyuncuya yay veriyor. Son maçta da işte bir kanatta Yannick Premier Premier'den tanıdığımız bir kanatta Deniz Ümmet. Merkezde Boldrin ve Piri. Piri de yani evet iki yönlü bir oyuncu ama yetenekli tarafı da olan bir oyuncu. Bir arada Santifor Poyampalo Palo ile beraber aslında 5 tane gol şansı olan oyuncu 11'de kullanıyor. Sonradan Leo Ükremi'yi, Umar'ı, Sabo'yu da sokuyor. Durum böyleyken Trabzonspor'la bir orta sahada oyunu domine etme, topa hükmetme savaşı söz konusu bir Rize'nin. Ee, bu durumda da Vakayo Bakasetas'ın eksikliğini belki bir tık bir miktar Trabzonspor'un hissetme ihtiyacı var. Yani Rize İhtimali enteresan var. bir sınav. Peki e, şimdi Trabzonspor'un golden önce en fazla pas yapan ve topla en çok oynayan takım olduğunu sezonun birinci haftasından itibaren paylaştığımız istatistiklerle görüyoruz. Trabzonspor'un attığı gollerde bir şablonu var mı diye sevgili Tolga editörümüz oturdu bir araştırma yaptı. Ondan başlamak isterseniz az önce altını çizdiniz. Vakayme ve Bakasetas'ın olmadığı bir karşılaşma. Göztepe maçı. İlk maç çok zorlandı. Özellikle bir ilk 15 dakika oynadı ki, oynandı ki karşılaşmada Göztepe üst üste iki pas yaptırmadı. İlk Aynen. 15 dakika itibariyle Trabzonspor'a çok çok zorlu bir şeydi. Hatta neredeyse o sürenin ilk 15 diye ben yazmışım ama sonrasında ikinci noktada mesela e, ilk 40 dakika yani 40 dakika geride kaldığında Trabzonspor hücumda çoğalamıyor. Hücumda pas opsiyonu bulamıyor. Oyuncular birbirine çok uzak kaldı. Paslar hep hatalı oluyor ve e, şey Göztepe kapıp hızlı geliyor diye e, 40 dakika, 40. dakika itibaren itibariyle not almışım. Hangisiyle başlamak istersiniz? Gol şablonuyla mı yoksa nasıl, Göztepe ben, maçıyla mı? E, o zaman Başka akışa ol. göre gidelim. Tamam. Gollerle Sevgili Başka. Tolga gidebilir miyiz buradan? Trabzonspor'un e, şey e, Göztepe maçı. O zaman pozisyon bir. İkinci dakika. Yalçın'ın pozisyonu çok rahat geldi. Göztepe. Oradan mı başlıyor Tolga bu? Biraz Başlangıç daha öncesi noktası... var mı? Tamam. Şimdi burada çünkü e, Yahoy için duvar olması var. Pozisyonun kritik noktası orası. Yalçın gelen oyuncu, merkez oyuncu, topla Orta ee, orta sahayı driplingle geçiyor. Orada duvar olan Yahoviç'i görüyor. Yahoviç orada çok harika bir e, dokunuşu ve Yahoviç'e net bir pozisyon yaratıyor. Devam edebiliriz. Bakalım. Dedi ki ilk 15 dakika kritikti diye. Hemen 2 dakika sonra bu pozisyonun 2 dakika sonrasında bu kez NDI'nin içinde bulunduğu pozisyon. Şimdi bu pozisyonda da 3-5 e, özür dilerim. 3-5-2 değil. 3-4-3 oynadı Göztepe bu maçta. Ve kanat bekleri Murat Paludi ile Burekoviç özellikle ilk yarıda olağanüstü ofansif katkılar var. Burada Lorenzi ile Murat organizasyonu görüyoruz. Şimdi Murat'ın oradaki koşusu Trabzonspor'lu iki oyuncuyu Hamşik ve Can'ın iyi dikkat edersen pozisyondan kopartıyor. O yüzden o rahat ortayı yapıyor Lorenz. Murat'ın bak rahat, o eğilen oyuncu. Rahat ortayı yapmasından ziyade vuruş anında durabilir miyiz pilottan? bomboş bir alan. Evet. Ya, tamamen paralize olmuştur Trabzon. Denge bozuldu çünkü bak orada bak Murat'ın koşusu olacak şimdi. Bak Murat koşuyor. Orada iki oyuncu oyundan düşürüyor. Hamşik ve Canini'yi. Rahat bir orta yapıyor Lorenzi. Evet, göbekte de bir eşleşme problemi var. Trabzonsporlar alanı bekliyor. Herkes birbirine Oyuncuyu bırakmış. unutuyor. Fakat NDiyaya da iyi bir vuruş yapamıyor ama çok net. Beş oyuncu arasında çok net pozisyon. Evet. XCS 11. yüksektir. <laughs> Gerçekten öyle. 11. dakika e, dakikaya gideceğiz. Bu kez Lorenzi pozisyonu yine çok rahat bir şekilde geldi. Göztepe. Yine Bu gerçi burada sonradan bayrak kalktı mı kalkmadı mı kalktı diye hatırlıyorum ama devam etti. Eee çünkü ben de offset diye düşünmüşüm. E, öyle not almışım ama e, etti, kalkmadı doğru. galiba. Evet, devam etti. Şimdi burada da NDI'ye duvar oluyor dikkat edersen. Nefis. Birinci pozisyonda yani şimdi üç pozisyon verdik ya onun birincisinde e, ee, duvar olduğunda Edgar oyun hayır Hugo'yu oyundan düşürmüştü. Hugo sırtındaydı. Burada da NDI'ye duvar oluyor ve Edgar oyundan düşürüyor. NDI'nin de orijini Santrafor. Göztepe daha açık oynuyor. Dolayısıyla Santrafor işlerini de yapıyor. Burada yüksek bir top geliyor. Stoper sırtında. Çok güzel indiriyor, çok benziyor birinci pozisyona. Demek ki belki bu iki vakayı şöyle okuyabiliriz. Trabzonspor savunması çok istikrarlı bir savunma, çok dengeli bir savunma. Hugo Edgar çok iyi gidiyorlar. Fakat akıllı bir Santrifor, iki stoper arasında duvar olduğunda ve ilk topu oynadığında boşluk verebiliyor. Birinci ve üçüncü pozisyona gösteriyor. Bakalım Rize maçında biraz daha gözle bakacağım. Bu ilk 15 dakika normal bir 15 dakika değildi. Neden? Trabzonspor'un bu kadar üçüncü Trabzon yani Göztepe üçüncü bölgeye çok rahat geldi. Çok rahat geldi ve çok rahat pozisyona girdi ve boş alan çok rahat buldu. Bunun sebebi topa sahip olmayı ve ileride baskıyı hemen kurmaya alışkanlık edilmiş bir Trabzonspor'un ne yapacağını bilemiyor oluşumuydu. şimdi Yoksa futbol... Göztepe'nin iyi hazırlanması, elbette Göztepe'nin çok iyi hazırlanması da var da bu kadar çaresiz duruma düşen bir Trabzonspor herhalde çok uzun zamandır görmedik değil mi? Göztepe çok coşkuluydu evet oradan başlayalım. Bir önceki maçı çok coşkulu bitirdi Kasımpaşa maçını sonunu çok iyi oynadı. Taraftarı bağrına bastı İzmir'e dönünce takımını müthiş başladı taraftar maça. 12. adam gibi başladı. Oyuncularıyla beraber öne gitti adeta. Bazen çünkü e, gerçekten de taraftar hani sahanın içine girer. Gerçekten de o oyuncu ne dersine sinerjiyi yükseltir. Sağ içindeki Göztepe yükseltti. Evet o boyutu var işin. Ama Trabzonspor boyutuna bakarsak da e, futbol evet her zaman sanki bize özellikle bu çağda sanki makine düzeniymiş. Sanki organizasyondan ibaretmiş. Sanki her şey kurguymuş gibi gelse de bazı oyuncular özeldir. Onların özel yeteneği vardır. Onların sahada varlığı diğerlerine nefes aldırır. Diğerlerini rahat hissettirir. Pas opsiyonu olarak hep onları aslında birinci planda aklına getirirsin ve öne çıkarlar. Ona topu atarken rahat atarsın. Bakayeme ile Bakasetas böyle adamlar. Ya yani şimdi sen Berat olsan, Bruno Perez olsan, Densville olsan, pasa atarken, kime atarken rahat hissedersin? Özgür ise, baskı altında olsa bile Bakasetas'a topu atarsın. Bakayeme sırtı dönük, sırtına gelmiş, sağ bek yapışmış çoğu pozisyon. Birçok pozisyonda Kalçasını çok iyi kullanıyor. O topu stopunu yapıyor ve hücum başlatabiliyor. Yani çok az adam bunu yapabiliyor. Fiziğini ve aklını bir arada karma şekilde bu kadar iyi kullanıyor Onlar olmayınca Trabzon çıkışta çok zorlandı. Çünkü Vakame'nin o ekstrası sırtını rakip kaleye dönüyor. Arkasına beki alıyor. Koruyor alanını ve ilk topa dokunup hücum başlatabiliyor. Ebeka hasta zaten yani solda sağda adamın ekstra gözleri var. Dört tane gözü var. Biz ikisini görüyoruz yani. O kadar geniş bir vizörü var ki Top bakası atıyorsun bakmadan sola dönüyor. Bakmadan sağa dönüyor. Oyunu yönünü değiştiriyor. Onu yapamadı Trabzon. O yüzden zorlanabilir dedim. Rize maçında. Merkezi kimle kurdular? Berat, Hamşik, Abdülkadir Ömür. Doğru. Hamşik özellikle yaptı o işleri ama tabii bir tane adamın yapması farklı. Üç tane adamın yapması farklı. Hamşik'e mesela özel baskı yaparlar. Vakayme Bakaseta sağda yokken. Çünkü Hamşik'i topla buluşturmazsan, buluşturmayı başarırsan, ilk topu kesersen Trabzon'un işini çok zorlaştırırsın. Gollere de bakalım model olarak bir prototip olarak bir fikir edinebilecek miyiz? Trabzonspor'un golleri ardından da her iki takımın Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'un e, istatistiklerine bakacağız değerli izleyenler. Performans istatistiklerine. Şimdi öncelikle birinci hafta Özür Kablo Yeni e, Malatya Spor karşılaşmasından Canini Marek Amşik. Şimdi bu maç çok özel bir maçtı gerçekten. Trabzonspor 5 gol attı. Doğru. 4 tanesi neredeyse e, kopya kağıdıyla kopya edilmiş gibiydi. Bu e, birinci gol. Hemen söyleyeceğim. Ben çünkü not almıştım. Şimdi o birinci hafta notlarımı bulmaya çalışıyorum. Bir, bir diğerine geçelim isterseniz. Tamam. Bu arada ben bakarken. Farklı bir şey olarak. Evet. Cornelius'la oyun. Ha, bu Söylüyorum. Buyurun. Birinci golde Hamşik ve Bakasetas. İkinci golde Jervinho Vakayeme. Üçüncü golde Hamşik Bakasetas Jervinho Vakayeme. Dördüncü golde Hamşik Jervinho. Topu dokunmuşlar. Öyle bir telepati var ki bu maçta. Tabi Balatya'da üçlü çıktı. Hatırlarsın evet. bu ve çok büyük İrfan Buzlu organizasyon sorunu yaşıyorlardı. Neredeyse her golde Hamşik, Jervinho, Bakasetas, Vakayeme topu dokundu. Ee, öyle bir Malatya maçı, kopya kağıdı kopyalanmış gibi goller attılar Trabzonspor. Mesela Hamşi 3 golün içinde var, Jervin 3 golün içinde var. 5 golü öyle buldular. Tam kadro oynadığı zaman böyle gol atıyor. Şimdi rakip de buna müsaade ettiğinde tabii çok keyif veriyor evet. bu 5'li grup. Ama müsaade etmezse Trabzonspor topla çok iyi. Topsuz harika bir takım değil. Beşiktaş'ta da son dönemde 10 plan çıktı dikkat ederseniz. Mesela topa sahip olmanla Beşiktaş'ı sıradanlaştırabiliyorsun. Şu anda Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ortak sorunu topsuz oyun topsuz oyunda tabii çok yetenekli oyuncular. Aynı seviyede katkı vermiyor önemli bir kısmı. Malatya maçında da topa sahiplerdi. Topa sahip olunca Trabzon çok keyifli. Bir sonraki gol dördüncü haftadan Galatasaray derbisinden değerli izleyenler. Cornelius'un golüne bakacağız. Burada yine bomboş bir alan buldu. Yine Hamşik Bakasetas var. Yine Hamşik Bakasetas var. Ortayı yapan Hamşik kafayla indiren. iki oyuncunun da neden özel olduğunu gösteren çok özel pozisyon bu. Hamşik'in sola deplası olması. Alını genişletmesi. Çünkü hücumda amaç genişlemektir. Böylece savunmayı esnetmektir. Hamşik orada genişlemeyi sağlıyor. Sol taç giderek. Ve Galatasaray savunmasını esnetiyor. Bakasetas ne yapıyor? Bakasetas'ın ekstrası ne? Bir on numara ama ikinci santifor özelliği gösteriyor. Sürekli birinci santiforun koşu yapacağı yerleri o koşu yapıyor. O koşu yapıyor. Kafayla işliyor santifor koşusunu ve bomboş boş golü attırıyor. işte. Bakasetas da o yüzden Bakasetas. Hem arkadaşına alan yaratıyor hem de asist yapıyor. Talişka koşusu yapıyor. Evet. Talişka'nın girdiği yere, Antoine Griezmann'ın girdiği yere giriyor. Çünkü Bakasetas normalde center floor değil arkasında oynuyor. Orası Cornelius'un yeri. Normalde oraya onun koşu yapması ve kafayla almasını beklersin. Bakasetas giriyor oraya arkaya aşırıyor. Cornelius'u bomboş bir gol attırıyor. Bir de e, yine şey olarak kalıp olarak e, Konya maçı, Konyaspor, spor, İttifak Holding Konya spor maçında Cornelius'un. Yine aynısı. Yine aynısı. Birebir aynısı yaşanıyor. Yine Hamşik sola depresi oluyor. Savunmayı elini genişletiyor. Dikkat et Bakasetas'ın koşusuna. Cornelius'a bakma. Bakasetas'a bak. Evet. Mahvetti savunmayı. Abdülkerim ve Gilerme Bakasetas'a odaklandılar. Abdülkerim zaten ıska. Ondan sonra Gilerme de şaşkın bir şekilde müdahale edemedi. Yani Cornelius bence bir yemeğe götürsün. Bakasetas'ı şu golleri tekrar izlesin. Şu iki golünde sebebi Bakasetas'ın oraya yaptığı santrfor koşuları. Bir de yani genel anlamda değerli izleyenler Trabzonspor'un sezon başın sezon başından itibaren attığı gollerin genel akışının bu şekilde olduğunu zaten istatistiklerle de getirmiştik. Görüntülü olarak da destekleyelim istedik ve 3 tane örnek çıkardık. Bir de istatistiklere bakalım, rakamlara Lütfen. bakalım değerli izleyenler. Trabzonspor'un 10 haftalık şey özür dilerim 10. hafta geride bıraktığımız sezonlarda 10. hafta performansı geliyor ilk olarak ekranlarınıza. Şimdi 2016-2017'den itibaren 10. haftalar baz alındığında bu sezon herhalde bakıyorum şöyle 24 puan 20 gol. 2019-2020'de bir 19 gol yapmış. 17-18'de 19 gol yapmış ama puanlar tabii aşağıda. Çok Tüm daha... istatistikler Homojen bir ve dağılım zirve olmuş. yapmış. Tüm hissesinde, hepsinde burada 6 istatistik var, 6 sınırı zirve yapmış. İsabetli şuta bakar mısın? Evet. Topla daha fazla oynuyor, daha fazla şut atıyor, daha fazla gol atıp daha fazla puan topluyor. Diğer sezonlarda istatistikler ile puan ya da gol örtüşmüyor. Ancak bu sezon tüm istatistikler puan ve de gol sayısıyla birbirini anlatır, açıklar nitelikte verimliye dönüşmüş. Evet. Efektif sahip olmuşlar topa. Boşuna sahip olmamışlar. Efektif vurmuşlar. İsabetli vurmuşlar. Zaten Tolga o, e, onaylayabilir. Trabzonspor ligin en yüksek e, isabetli şut atan takımlarından biri. 147'de atmış mı Tolga? Doğru mu biliyorum? %40 neredeyse. Beşik, bu, o anlamda Beşiktaş birinci diyor Tolga. Öyle mi? Trabzonspor, üst, ikinci. Yani üstler. Yüzde evet. vurmuşlar yani. Çerçeveye yüzde kırk vurmuşlar. Yüzde kırkın hatta biraz üzerinde. Yüzde kırk bir filan. Yüz dağıtmış. Çok iyi bir evet. isabet yüzdesi. Peki Çaykı Rizespor değerli izleyenler Süper Lig performansında neler yapmış şöyle geriye dönük olarak. Hemen onu da getirelim ekranlarınıza. Bu sezon tabii geride bırakılan sezonların en kötüsü gibi görünüyor. Puan, Puan, ve, ve gol, gol, olarak öyle evet. evet. Diğer istatistiklere bakalım. Yani üçüncü bölge pas da keza yine düşüklerde. 2016-2017 düzeyinde. Topla oynama geçen sezonun ardından düşmüş. Sanırım toplu oynamada ligin de Rizespor'dan kötü kaç takım var? Malatya, Sivas o kadar. Ha bir de Alanya varmış. Sondan dördüncü toplu oynamada. Bu istatistikler yani her iki takımın geride bıraktığımız sezonlarda 10. haftada itibariyle ortaya koyduğu performanslar aslında takımların bugünkü durumunu da net bir şekilde açıklıyor değerli izleyenler. Trabzonspor eksikleri olsa da Vakayme Bakasetas geçen hafta Göztepe maçında bunun nasıl etki ettiğini Abdullah Hoca da görmüştür. Buna mukabil Hakan Hoca da, e, özür dilerim Hamza Hoca da görmüştür. E, hakikaten gazetelerde yazıldığı gibi bir taktik savaşı olacak. Aynen bir taraf öyle. o eksiklerini rakibe hissettirmeden hücum etmeye çalışırken bir tarafta da bunları değerlendirmeye çalışacak. Peki muhtemel 11'lerimiz var mı sevgili dostlar? Gazetelerde genelde e, getirelim onları da lütfen ekrana. Gazetelerde genelde eee de bir hani sakatlık durumu olabileceği, olabildiği o yüzden Cornelius'a başlayacağı tahmin edilmiş. Bizim 11'imizde de aynı şekilde. Geçen hafta Abdülkadir ortadaydı. Geçen haftaya göre bir değişiklik var evet. Abdülkadir merkeze başlamıştı. Siopis yoktu. Kanatta Canini başlamıştı değil mi? Bu hafta bir değişiklik var. Ha Sabek'te Dorukan tabii sakatlık olduğu Yusuf, için sonradan giren Dorukan. Yusuf da yok da. muydu şeyde? Yusuf sonradan girdi. Yusuf Sarı. Ha, Sakatlandı. pardon Yusuf başladı özür dilerim. Yusuf'un yenesi pis girdi. Karıştırdım. Aynen aynen. Yusuf başlamıştı. Özür dilerim. Yusuf'un yenesi yop girdi. Syrup girdikten sonra daha az geçirgen bir Trabzonspor izlemiştik. Tabii yaratıcılığı düşer. Siyopis beratlı bir orta sahili ama şu olabilir mi acaba bu maçta mesela Hamşik daha önde, daha az savaşan, daha az top kazanan, daha yaratıcılığı ön plana çıkan bir Hamşik izleyebilir mi? Slovak Milli Takımında olduğu gibi. Slovak milli takımında Euro 2020 izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Slovak takımı 4-4-2 oynuyordu. Hamšík öndeki ikili de oynuyordu. Duda ile beraber. Center for Center for arkası gibi. Ve topla üçüncü bölgede buluşturmaya çalışıyordu Slovakya Hamşik'i. En verimli yerde. Daha gerilerde enerjisini tükettirmek yerine 34 yaşında bir oyuncunun daha önlerde buluşturup daha ekonomik kullanmaya çalışıyordu. Trabzonspor bugün belki Hamşik'i öyle kullanarak o yaratıcılık zafiyetini çözmeyi deneyebilir. Diğer taraftan Çaykur Rizespor'a da bakalım. Onlar da aslında e, ciddi bir moral olduğunu söyleyebiliriz. İlk galibiyetini aldılar. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek. Geçen haftaki 11. Aynı 11 <laughs> eğer yanılmıyorsam. Hayır bir tane değişiklik var. Deniz Ümmet yerine Umar. Sonradan Doğru, oyuna evet. girmişti ikinci yarıda. Ama mantalite aynı. Hücumcu iki bek. Bayano ve Cemali. Cemali Sertel çok iyi gidiyor. Nazar misin? Başakşehir'in kiralık genç sol beki iyi gidiyor. Selimay geçen hafta gol attı. Kazandıran golü attı stoper. Pir ve Boldrin biraz orta sahada yaratıcılığı artırmaya çalışıyor. Bolazi ve Umar da çok süratli oyuncular. O şekilde transfer olmasın. Palo zaten. Dengesi de Boyan Palo lider. Fin futbolunu yaşayan efsanesi. Büyük maçlarda ön plana çıkma ihtimali tabii daha yüksek. Çünkü büyük maç alışkanlığı var ki Galatasaray maçında ön plana çıkmıştı. Yani bu maçta Poyan Palodan daha fazla şey beklersin. Çünkü büyük oyuncular büyük maçlarda ortaya çıkması gerekir. E, Trabzonspor'un 11'inde solda kim oynuyordu? Sol bekte. Densfil'de. Densfil mi? Gazetelerde çünkü az önce okuduk İsmail diye e, şey yapılmış. Bizim 11'imizde Densfil görünüyor solda sağda. Biz Dorukhan, Dorukhan Berat, Berat, Abdülkadir Uğurcan dört yerli biz koymuşuz. Bir sorun he. yok. Densfil'in bir şeyi yok herhalde... E, e, Sakatlık durumu söz konusu. Bir ufak bir oda Olmuştu adresine da çekme o mi vardı değil mi? Belki ondandır. Anlamsadım ama yok. E, şu ana kadar okuduklarımızı da hiç Densville'in sakatlığına ilişkin e, bir tamam. şey Taka gazetesinde okuduk demin ya. Hani e, orada bir herhangi şey yoktu. Muhtemel 11'lerde bu şekilde değerli izleyenler. Bu akşamki karşılaşma öncesinde hakikaten gazetelerin söylediği gibi bir taktik savaşı olma ihtimali yüksek bir karşılaşma. Her iki takım için de önemli elbette. E, okuduk. Trabzonspor 4'te 4 yapmak için... Çaykur ile Spor'da ikinci, üst üste ikinci galibiyetini ve sezonun ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacaklar. Var mı Uğur Bey e, eklemek istediğiniz bu karşılaşmayla alakalı olarak? Herhalde tüm açılarıyla ele aldık maçı, karşılaşmayı. Eğer yoksa bir sonraki bölüme geçeceğiz ama değerli izleyenler bir ara verelim ardından tekrar karşınızda olacağız. Türkiye'de ve dünyada yeni futbol haftası başlarken değerli izleyenler. Bir de yurt dışında oynayan oyuncularımız neler yaptı? Onun da grafiğini paylaşalım istiyoruz sizlerle. Le, neler? Le, Lejyonerler ne yaptı? Hafta içi ne yaptı? Grafiğimiz gelsin ekranlarınıza. 90 dakika oynadı Uğur Bey. Kaan Ayhan ve sizin yine takip ettiğiniz oyunculardan bir tanesi Elayiz Tavşan 90 dakika boyunca. Kaan ve Mert evet bu hafta. Forma gidi Çağlar Soyuncu. Sassuola'da dörtlü savunmada biri stoper biri sağ bek. 11'de oynadılar mutlu olduk. 2 milli oyuncumuz oynadığı için. Çağlar Kupa'da e, Leicester City 2-2 sonra penaltılarla bitti galiba ama 90 dakika oynadı. Ali ve Elias beraber Nekneme oynuyorlar. Biri açık oyuncusu biri Santrfor. İkisi de ilk 11'de oynadılar yine. Elias Tavşan henüz milli takım seçimini yapmadı. 19-20 yaşlarında Surinam, Hollanda, Türkiye sanırım hepsini seçebiliyor. Bir ara 5 yaşın gündemine gelmişti. Hollanda U19 takımında oynamıştı. Yani Umarım kendisi için en güzel olur. Yani milli takımımızı seçerse tabii ki mutlu oluruz. Ali de iyi gidiyor, oynuyor geldi. Deniz Ündav, geçen hafta bahsettiğimiz oyuncu. Belçika Ligi'nde oynuyor. Royal Union saint gilles takımında. saint gilles lider Belçika liginde ve ikincilikten çıktı lider. Şu anda Avrupa'nın en enteresan işlerinden birini yapıyor. Bu sezon ikincilikten çıktı ve Belçika birinci liginde lider. Deniz Ündav da takımın fanzerle beraber golcüsü. 8'er golleri var. 8 gol 7 asisti var Deniz Ündav'ın. Müthiş gidiyor. Yaşı Sekiz gol yedi asist değil mi? Evet. Ligin galiba Aşağıdım. gol asist toplamı olarak zirvesinde diye düşüyorum 15 gol katkısıyla. Geliyor peki Deniz'in de grafiği var. Buyurunuz. Bu Goal Pro League ama free yok orada asist katkısı. Şuradan daha büyük görebilirsiniz burada. Bu şey ha takımın tamam. Takımın takımı. oyuncuları arasında kendi takımın hem gol hem asist kralı Fanzer 13 gol katkısı yapmış. İkinci geldi geldik işte. Denizli'de 15 gol. Geçen sezon Deniz ikincilikte 17 gol atmış. Fanzer 19 atmış. Gol kralı olmuş. İki oyuncu. İş devam ediyorlar başarılarına. O Mitoma'da 3 gol atan oyuncu da özel bir oyuncu. Kanat oyuncusu bu arada. Belçika Ligi'nde çok iyi iş yapıyorlar. Yani şuraya bağlayacağım. Deniz Ündal neden milli takımımız için bir opsiyon olmasın? Yani zaten Santrfor kıtlığı çekiyoruz. Yaşı da var. Henüz herhangi milli takımlarda oynamamış. 25-26 yaşında var. Umarım Stefan işte Kunser ile gidiyor, izliyor, takip ediyor. Hiç Deniz'in de ismini şimdiye kadar duymadık gündemlerine Duymak gelip yani. gelmediğini. Şanlıurfalıymış e, ee, bu kardeşimiz. Neden olmasın yani mesela e, Ercan Kara rapitli oyuncu. Avustralya milli takımına çağırdılar birkaç maç kısa süre verdiler. Sonuçta kendi saflarına katmış oldular. Yani al dene çağır oynat. Yani umarım başarılı olur. Bir şey vardı Uğur Yıldırım vardı. Bir frikik yarışmasında birinci olmuştu. Bir televizyon düzenli frikik yarışmasında birinci oldu. Bir anda Hollanda Futbolun dikkatini çekti. Bir maç milli takım açardı. 3 dakika oynattılar. Sonra bir daha oynatmadılar. Biz de Uğur Yıldırım'dan faydalanamamış olduk. Uğur Bey, Enes Ünal bir gol attı. 86 dakika oyunda kaldı. Granada deplasmanında takımının tek golünü attı. Ve bu sezonki ilk e, gol sevincini de yaşamış oldu. İki şutundan bir, biri isabetli oldu. Enes'in e, 86 dakika içerisinde. Merih Hakan Çalhanoğlu, e, Okay Yokuşlu ve Cengiz Ünder e, oynamadılar. Merih Demiral'ın bir sakatlığı var. Evet o yüzden oynamadı diğerleri herhalde rotasyon diye mi hafta içi fiksürü tabi her takım rotasyon yaptı müsabakalar üst ya. geldi Cengiz için Hakan için bunu düşünebiliriz bir diğer isim Okay ha, Okay da işte dakika almaya çalışıyor mücadelesini sürdürüyor şöyle bakalım Okay Yokuşlu e, yani sadece 4 maça çıktı değil mi şu ana kadar evet, okay Ve o 4 maçta toplam 21 dakika aldı Geri dönüş pek şey olmadı yani. Şu ana kadar performans anlamında formasını geri alabilecekmiş gibi görünmüyor herhalde hocası. Bu sezon pek oynayamadı Okay ama 21 dakika. Cengiz takımın anahtar kilit isimlerinden biri. Hakan öyle. Onlar rotasyon gereği hafta içi dakika almadılar. Yurt dışında oynayan oyuncularımızın hafta içi vesairelerinde neler yaptığını da paylaştık sizlerle. Şimdi şimdi neyle devam ediyoruz? Ee, şimdi Beşiktaş'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Aa çok özür dilerim bir başlığı atladık Fanatik gazetesinden. E, Messi ve Kral kapışıyor başlığı. Fransa liginde gözler bu akşam Paris'te olacak. Çünkü Messi ve Kral yani Burak Yılmaz kapışıyor. Lig 1'de bizim çocukların takımı Burak Yılmaz önderliğindeki son şampiyon Lille Lionel Messi'li Yıldızlar Topluluğu Paris Saint Germain'in konuğu olacak. Saat 22'deki mücadele Bean Sports ekranlarından elbette canlı olarak ekranlara gelecek diye yazmış Fanatik Gazetesi. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ligde 2 gol 2 asistle oynarken bir kez de Devler Ligi'nde rakip fileleri sarstı. Son idmana tedbir amaçlı katılmayan Messi'nin Devler Ligi'nde 3 golü var ama ligde henüz siftah yapabilmiş değil. Bu akşamki muhtemel 11 tahmininde Messi bekleniyor. E diğer taraftan Burak Yılmaz zaten bekleniyor. Zeki Çelik de yine aynı şekilde muhtemel 11'de tahmin edilmiş. Son Marsilya maçında hepsini birden oynattı. Pochettino, Di Maria, Messi, Neymar, Mbappe hepsini birden ilk 11'de başlattı. Sonuç aldılar. Yani daha iyi olabilirdi elbette netice ama yani uyumları gün geçtikçe gelişiyor bu dörtlünün. Bugün tabii Mbappe sakat olduğu için muhtemelen maksimum üçünü sahada bir arada kullanabilecek Pochettino. Lille geçen yılki çizgisinde değil. Geçen yılki çizgisini, geçen yılki seviyesini arıyor ama geçen sezon Paris Lille maçları şampiyonluğu belirleyen maç olmuştu. Özellikle ikinci yarıda geri dönüşü, Lille'in muhteşem geri dönüşü şampiyonluk maçıydı. O yüzden tabii ki çok dikkat çekeceğim müsabaka. Gözlerimiz bu maçta olacak. Bu arada şimdi Messi demişken Uğur becim, akışımıza ilerilerde değil mi? Ee, bir şeyimiz var. Jorginho. Esprili mi yoksa ciddi mi? Bir türlü anlayamadım. Alabiliriz onu, dersin. Hazır yeri gelmişken sevgili Reci getirebilir miyiz onu? Ee, Jorginho'nun captionını. Şimdi diyor ki Antonio Cassano. Jorginho ekstra bir adam. Özel bir e, oyuncu. E, çok akıllı. Alçak gönüllü ve kibar. Onunla şakalaştık eğer diyor in ya inanabilir misin diyor altın top ödülünü Messi yerine sana verdikleri eğer öyle bir durum olsa Messi yerine sana versaydı inanabilir misin bu duruma diyor o da benimle kesinlikle aynı fikirdeydi ve dedi ki diyor Messi her yıl kazanmalı bu ödülü şimdi burada şey mi var hani inceden bir şey mi Sarkastik geçmişler mi diyorsun ha dalga mı geçmişler ciddi yoksa mi? ciddi mi bir de şöyle bir durum var niye hep Messi ile yapılıyor ki bu espriler? Çünkü uzaylı olduğu için galiba. Hep Messi. Messi yine mi Messi alacak? Bu ne artık sıkıldım Messi'ye vermek lafa. E tamam başka bir şeyden konuşun. Bir aday çıksın. Herkes mutabık kalsın. Jorginho biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor ama. Değerli izleyenler bilmiyorum gördünüz mü? Sosyal medyada da bir şey dolaşıyor. E, fotoğraf dolaşıyor. Hesapta ne o? Oylama sonucu değil mi? Bir Öyle kağıt, iddia ediyorlar. oyuncuların e, teker teker puanı yazılmış yanlarına. Birinci sırada kim var? Lewandowski var. Kaç puan almış? O kağıda göre 627 Dolayısıyla altın topu Lewandowski kazandı diye bir ne denir ona iddia, söylenti, tevatür, tevatür çıktı. Twitter'da diyebiliriz aynı Peki. şey. Tevatür merkezi orası. İkinci da. sırada kim vardı? İkinci sırada e, Messi var. 588 puan toplamış. Yani Messi almıyor. Ama Jorginho da alamıyor bu durumda. Jorginho nelerde? Beşinci sırada 197 puan toplayabilir. Artık çok kolay böyle belgeler oluşturmak ve böyle iddialar yaratmak. Gerçekse elbette. Evet yani o yüzden çok inandırıcı bulmadım onu ama Jorginho ile ilgili iki ayrı pencereden bakabiliriz Jorginho'nun ve Cassano'nun sohbetiyle ilgili. 2003'te ödül Zidane'a verildiğinde Gattuso demişti ki eğer bu ödül yeteneğe göre veriliyorsa o zaman Maradona futbolun dün dönemde her yıl almalıydı. Ama bildiğim kadarıyla yeteneğe göre değil o yılki performansa göre veriliyor. O yılki performansa göre veriliyorsa bu yıl ben almalıydım demiştir Gattuso evet, evet. çok yani özgüvenli ve sert bir açıklama. İşin bir boyutu var birincisi. Evet bu boyutu yani yeteneğe göre verilmiyor bu ödül. Yıllık performansa göre veriliyor. Belki de Messi'nin bu yıllık performansını yeterli bulmayabilirsiniz. Lewandowski'yi daha iyi göre, Benzema'yı daha iyi bulabilirsiniz. Kimileri de Jorginho'yu daha iyi buluyor. Buna saygı duyuyorum elbette yeteneğe göre verilmiyor. Bence de Messi futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyisi. Ama bu her yıl balandor alması gerektiği anlamına gelmiyor. Ama bir de diğer pencereyi açmak isterim. Jorginho'ya da verilmek istenmesinin temelinde Chelsea ile şampiyonlar şampiyonu İtalya'da Euro 2020 şampiyon olmuş olması. Yani bu da bence tek başına yeterli değil. Emerson da Chelsea ve İtalya bir takım kadrosunda vardı. Demek ki tek başına yeterli değil Emerson konuşulmana göre. Yani Jorginho'nun performans da gerçekten bu iki kupada çok mu belirleyiciydi ki Jorginho'nun alması gerektiğini düşünüyorum. Ben ona da katılmıyorum. Jorginho'nun da almasının anlamlısı olacağını düşünüyorum. Messi almayacaksa bence de Lewandowski benim favorim Messi ve Lewandowski'den birini alması gerektiğini düşünüyorum. İş yani. öyle bir noktaya geldi ki sizin söylediğiniz çerçevede aynen. Yani yeter ki Messi almasın. Ya almasın tabii hak etmiyorsa almasın. Benim derdim illa Messi alsın değil. Ama tartışılma bu boyutta yapılıyor. Messi evet. üzerinden devamlı Messi üzerinden. E tabii dediğin gibi uzaylı olduğu için her lafın içinde mutlaka bir kez anılıyor yani adam. Ama neye bakacağız? Messi ne yaptı bu sezon? O da kendi kıtasının kupasını kazandı, Copa Amerika'yı ve gol ve asist kralı oldu. Yani Copa Amerika'yı kazanırken Olağanüstü etki yaptı turnuvaya öyle sıradan Boş bir etki değil. Boş yani. evet, sıradan. Hem gol hem asist kralı oldu ve takımını şampiyon yaptı. E La Liga'nın da gol ve asist kralı oldu. Yani gol kralı olursun da asist kralı olmak da yani başka ekstra bir şey. Hani burada bir kez değinmiştim ya Ronaldo'dan gollerini çıkardığında işte kim kalıyor? Ka düşünün karar evet. verin siz bilirsiniz ama Messi'den gollerini çıkardığında De Bruyne kalıyor. Adam La Liga'nın gol kralı gollerini çıkar aynı zamanda asist kralı. Copa Amerika'nın gol kralı gollerini çıkar aynı zamanda asist kralı. İçinde bir De Bruyne var. De Bruyne alt kümesi gibi Messi'nin. Artı. Artı. Üstüne o açıdan var. kazanırsa da hak etmedi diyemezsin yani. Bu Hadi. da ben, aynı fikirdim. Kazanırsa da saygı duyuyorum ama o kazanmayacaksa da bence Lewandowski'ye bir. Çünkü Bundesliga'nın 52 sürü yıllık rekorunu kırdı. 41 gol attı. Uzun zamandır yapıyor bunu. Geçen sezonda hak etmişti. Altın top ödülü düzenlenmemişti. Çok yazık oldu Lewandowski için. O yüzden de insanların içine böyle bir acı tat bıraktı Lewandowski'nin altın top alamaması. Onun da öyle bir boyutu var Polonyalı oyuncunun. En kırıcı ifadeyi Patrice Evra kullanmıştı galiba. Yeter artık sıkıldım falan diye. Şimdi bunlar biraz daha Messi'den, böyle... değil mi? Messi'den. Çünkü 3 tane şampiyonlar finali kaybetti Messi'ye. Benim de çok farklı farklı formalarda. <laughs> Altında buhar bir şeyler diyorsun yani. Bir de Messi oralar biraz Olur. sağa çok deplası oluyordu. Sağa açık gibi oynuyordu bazen. ile çok karşılaşıyor. Kalbini kırmış. Patrice abiyi çok seviyoruz ama Messi biraz onun kalbini kırmış. O sosyal medyada dolaşan belgeye göre söylediğimiz gibi Lewandowski birinci sırada. Messi ikinci. Benzema üçüncü olmuş. Muhammed Salah dördüncü olmuş. Jorginho da beşinci sırada yer bulmuş. Kendisine o şey sonra devam ediyor. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi e, o zaman şimdi gidiyor muyuz sevgili dostlar? Fanatik Gazetesi ve Beşiktaş'a. Tamam. Hatay'a farklı kartal başlığı geliyor ekranlarınıza. Değerli izleyenler. Derbi zaferinin ardından yarın. Atakaş Hatay Spor'a konuk olacak Beşiktaş'ta. Piyaniş ve Josef dün de takımla çalışmadı. Brezilyalı orta sahanın oynama ihtimali yok. Sergen Yalçın Piyaniş'i riske edip etmeme konusunda kararsız. Çünkü üst üste Lisbon ve Trabzonspor maçları var. Beşiktaş'ın teknik patronu Atiba Salih Uçan ikilisine hazır olun talimatı verirken diğer mevkilerde rotasyon beklenmiyor. Necip'in stoperdeki performansından memnun kalan Sergen Yalçın gol yollarında Lerin, Teşiyer'e, Gezal, Batşuay dörtlüsüne çok güveniyor demiş. Altta da Batşuay e, patlamaya hazır demiş. Umut ise formayı kaptı. Kartal'ın hocası diğer mevkide rotasyon e, düşünmüyor. Necip'in stoperdeki performansından memnun kalan e, Sergen Yalçın sol bekte Umut Meraşla devam edecek. Kanatlarda Gezal, Larin ikilisini oynatacak olan Sergen Hoca. ileri uçta Batşuay'ı arkasına da Alex Teşyaray'ı görevlendirecek. Sergen Yalçın gol yollarında bu dörtlüğe çok güveniyor. Şimdi Josef de Souza ve Pjanic. Bir evet. gö Görünen o ki yüksek ihtimal değil. Oynamaları sonraki maçları da düşünüyor Sergen Yalçın. Peki gazetenin haberine göre Atiba, Salih Uçan ikilisi. Salih herhalde daha önce de konuşmuştuk. Bu sezon hocayı en çok Hayal kırıklığına uğratan demeyeyim de ihtiyaç olduğu anda... Diğer adam Teşyere mi bu arada? Ben orayı kaçırdım. Hangisi? Orta sahan üçüncü adamı Teşyere mi? Ee, Orta saha şöyle gol yollarında. Lerin Teşyere, Gezal. Yani evet, e, ortada teşire. Alex Teşyere'yi düşünmüş. Tabii Josefsiz Beşiktaş çok fazla oynamadı bu sezon. Yani özellikle Josefsiz olmak... Bu sezon derken hiç oynamadı. Hiç mi? Hiç oynamadı. Tamam. Özellikle Josefsiz olmak ayrı bir sınav. Çünkü... Pis işleri deyim yerindeyse o serseri topları toplama, pas arası yapma, atak sürekliliğini sağlama, kaybettiğin toplarda hemen orada bulunma ve ilk müdahaleyi yapma konusunda usta. Bir defa orada Atiba biraz daha ekstra verecek, biraz daha ekstra yapmaya çalışacak. Piyaniç evet zaten bir e, müsabaka sürekli henüz sağlayamadı, sağlık sorunları da yaşadı ama şunu gördük Galatasaray maçında stoperde Necip oynadığında yani Necip bir ikili soyanını Pjanic çok fazla geriye gelip top almak durumunda kaldı. Oyun kurma işi biraz Pjanic'in sırtına binmişti. Bu durumda Salih Uçan muhakkak o maçı izlemiştir, analiz etmiştir. Sergen Hoca muhakkak onunla konuşmaları yapmıştır. Salih'in biraz böyle gizli altı numara gibi oralara girmesi, derin oyun kurucu gibi girmesi gelecek. Salih'in belki de sezon, bu sezondaki en kritik maçı. Çünkü oynarsın, Josef'le oynarsın başka bir şey. Ama Josef'te yok oynarsın Wellington'la oynarsın başka bir şey çünkü Wellington oyun kurma işini sırtlanıyor topu orta sahaya kadar getiriyor o da yok. Salih de öyle bir rol olacak ki hem biraz pis işlerde Atiba'ya yardım edecek hem de oyun kurma işinde stoperlerin arasına gelecek Atiba gibi Salih de o Necip Levide'nin arasından biraz top almak durumunda kalacak. İlk 3 hafta şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum Salih Uçan'la alakalı olarak. Basit oynamak yerine her şeyi zor yapmaya çalışıyor. Daha zor şekilde, daha gösterişli şekilde ve daha şık şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu yapmaya çalışırken de gerek ayağında topu fazla tutmasından, gerek zor pas denemesinden top kayıplarına sebep oluyor. E, basit oynasa acaba daha mı iyi olur derken bir anda ortadan kayboldu. Evet, bir fazlayı yapmak derler. Soyunma odalarında falan koridorda öderler. Üçüncü öyle haftada bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Onun üstüne sizce o noktaya gelebilmiş midir Salih? Salih çok akıllı bir genç adam. Kariyerine de dikkat edersen çok inişler, çok çıkışlar var. Mesela Fenerbahçe'de süper bir çıkış yaptı 18 yaşında. Avrupa Ligi'nde goller attı. Ersun Hoca geldi oynatmadı. Bir anda dip yaptı. E, Roma'sı e, çok iyi geçmedi. Çok dakika almadı. Sion'da tekrar parladı. E ondan sonra Fenerbahçe'ye tekrar dönüşü var. Advokat onu kullanmadı derken Alanya'da tekrar yeniden doğdu. Kolay değildir bir oyuncunun bu kadar düştüğü yerden kalkmayı becerebilmesi. Eminim izlemiştir kendini. Mental ve e, teknik çalışmalarını yapmıştır. Salih'in tekrar oradan çıkış yapabileceğini, kalkabileceğini ben zeka olarak, kapasitoya inanıyorum. Ama tabii sahada göreceğiz. Atakaş Hatay Spor'u düşünecek olursak eğer oyun stilini, oyun tarzını düşünecek olursak Beşiktaş'ta da benzer. Yani topa sahip olmak isteyen iki takım olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl bir maç sizce? Ligin olacak? en çok gol atan takımlarından ikisi 20-19 değil mi? Doğru. Trabzon 20, Beşiktaş 20, Hatay 19. 3 takımdan ikisi. Lig 2'nlisi, Lig 3'ünlüsü. Zirve işine çok belirleyici bir müsabaka. Her Spor... seferinde altını çiziyorum. Hatay'da en az gol yiyen takım. Aynı zamanda en az gol yiyen takım. 8'di. Bu da harika. %50'nin üzerinde topa sahip olanlardan biri Hatay. Yani üst grupta daha fazla topa sahip olan takımlardan biri. Ee, aynı zamanda geçen sezonki kadroya nispeten biraz daha fazla ofansif oyuncu kullanıyorlar. Savunmaları tamamen değişti. Ama orta sahada geçen sene Ryan Abid, Ruben ezbere yazıyordu tahtaya. E bu sene Rayana Abid'i kaybettiler. Ee, orası biraz daha ofansif, dozacı yüksek bir orta saha grubu oldu. El-Kabi bir tarafta Lobanitse, bir tarafta ön tarafta Mame Biram Diouf. Topa sahip onda tehlikeli bir Atay Spor var. Eğlenceli bir maç olacaktır. Keyfini çıkaracağız. Topun oyunda çok daha fazla uzun süre kalacağını, daha fazla oyun olacağını umut ediyorum. Mücadelenin yüksek olacağı. Geçen sezon son oynatılı maçta Ömer Erdoğan Covid diye yanılmıyorsam. Sağ kenarında yoktu değil mi? Bu kez sağ kenarında olacak iki hoca da, iki değerli hoca. Mücadele düzeyi de elbette yüksek olacaktır ama daha fazla herhalde top oynanan daha fazla izlemekten keyif alacağımız müsabaka bekliyorum. Foto Maç gazetesi Larin'le alakalı olarak Beşiktaş cephesinden bir başlık. Yönetim Kanadalı Yıldız'a haftaya yeni teklifini yapacak. Kay Larin'e zam. Beşiktaş yönetimi Larin'in menajerini İstanbul'a davet etti. Siyah beyazlıların 1.6 milyon euroluk tekliflerini 1 milyon 750 bin euroya yükselteceği öğrenildi. Demiş Larin'in Türkiye'de ve Beşiktaş'ta kalmak istediğini yazıyor. Bunu söylediğini yazıyor gazete ödül töreninde Beşiktaş Başkanı e, Ahmet Nur ile birlikte katıldıkları törende. E, bir sonraki sayfamız Türkiye Gazetesi'nden ve Fenerbahçe cephesinden. Değerli izleyenler, "Fener'in ortası yok." Ne demek istemiş? Orta sahadan bahsediyor güzel bir. Ha yer. ha evet, orta saha oyuncuları gol ve asist fakiri. Sarı Lajibertli takımda oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu orta sahası sizin tanımınız hep aklıma geliyor vücudu kocaman. Orta saha yetenekli. Bir sürü yetenekli orta saha vücudu var. Vücudu kocaman ama diğer bölgeler aynı Kolları oranda kısa. değil. Evet. Ee, ne diyor? Ee, Fenerbahçe'nin yıldızlarla dolu orta sahası. Sadece iki gol katkısı yaparken henüz asist üretemedi. Hepsi toplamda bir bakasetas etmedi. Yani Gustavo, Mihazay, Sosa, Crespo, Mert Hakan Yandaş ve Max Meyer burada üretken değiller demiş. Ancak Sezonun birinci maçından itibaren aynı şeyi söylüyoruz burada. Her bir e, savunma, orta saha, hücum herkes kendisi oynuyormuş gibi. Herkes kendi bölgesinden sorumlu. Diğer bölgelerde ne olursa olsun. İsim gibi. neydi? Haberi yapan arkadaşımız Emin. Dur bir saniye. Okuyamadım. Orada biraz şeyde kaldı. Flu kaldı. Önce onu tebrik. Emin ederim. Uluç. Emin Uluç tebrik ederim. Türkiye gelsin. Farklı bir şey, farklı bir içerik üretmiş. Emin Uluç tebrikler. Trabzonspor'un merkez özür dilerim Fenerbahçe'nin Fenerbahçe. merkez orta sahasının 3. bölgeye giriş sayısı da az. Sadece gol ve asist katkısı değil. Gol ve asist belki yapamayabilirsin 10 hafta olmuş şanssız gider direğe vurursun avuta vurursun falan ama Crespo'nun Gustavo'nun Miha Sosa'nın Mert Hakan'ın ve Max Meyer'in 6 farklı oyuncu orada kullandı. Gözünüzün önüne getirin. Üçüncü bölgede kaç kez görüyorsunuz? Kaç defa hücumda kalabalıklaşması yardım ediyor Fenerbahçe'nin? Kaç kez cezalarında koşu yapıyor bu oyuncular? çok az yapıyorlar. Benim Merkez akla, ikili öne çok az katkı yapıyor. Gustavo ile Mert Hakan'ın ilk kez beraber oynadıkları maç hangisiyle hatırlayamadım şimdi ama tek o geliyor. Eintracht Frankfurt. Çok Doğru. iyi performans Bravo. vermişlerdi. Ama onun dışında da çok fazla sergilemediler o performansı. Ee, bu haklı boyutu araştırma haberin. Bir de şöyle bir not düşeyim. Bir haksızlık da var orada. Bakasetas'la kıyaslayamayız çünkü Bakasetas 10 numara oynuyor. Onun bölgesi farklı. Ama şununla kıyaslayabilirsin. Mesela Hamşik'in ön tarafa yaptığı katkı yapmıyor dersen o doğru olur. Çünkü Hamşik 8 numara rolünde oynuyor. Bakasetas bazen 8 bazen 10 oynuyor. Veya işte Galatasaray'da Çikaldao. 6 tane ligde bir tane de Avrupa'da 7 tane golün içinde var. Sezon başından beri. 7 gole ya gol ya asist ya da asist öncesi pas anlamında katkı yap. Son işte Lokomotiv Moskova maçında çok altın çizin o 5-6 pas harika hmm. bir çıkış yaptı. Hmm. Yine orada Çikaldağ'ın sırtına bir oyuncu alıp çok iyi orada kanala attığı top var. Ee, Manchester City'nin oyununda çok şeydir. Çok kritik bir rol oynar o. İşte sol bek, sol stoper, sağ bek, sağ stoper arasında kanala hep. Oraya yönlendirir oyuncuları Guardiola. Kanala attığı bir top var orada. Çikalda öyle kıyaslayabilirsin ofansif katkı. Hamşik de Onlarla kıyasladığın zaman çok güdük kalıyor. Fenerbahçe orta ikilisi, Gustavo, Sosa, Zayt, tarzı, evet. Crespo, Max Meyer, Mertak. Performans. Yani çözmesi gereken meselelerden biri de bu Pereira. Ya orayı bire düşürecek. Hep söylüyorum 3-3-3-1'e dön. Orayı bire düşür. Ön tarafa bir oyuncu ekle. Ya orayı bire düşürecek. Ya da oynattığı iki oyuncuyu öyle bir seçecek ki onlardan biri dönüşümlü olarak cezalarına koşu yapacak. O zaman da topa sahip olmayı isteyen bir takım oyununa dönmesi gerekmeyecek mi? Tabii top sende olmaz. Bire düşersen diyorsun değil mi? Aynen öyle. Top sende olmaz. Lazım. Hoca da onu istemiyor galiba. top anladın, rakipte anladın. olduğu zaman güvenlik kaybından korkuyor değil mi? Bütün mesele o herhalde. Ama hayat da böyledir, futbol da böyledir. Cesaretinizle korkular dengemeniz de, dengelemeniz kadro. lazım. Çok cesur olursanız da lüzumundan fazla doz, doz aşırı cesur olursanız da futbolda ve hayatta hata yapabilirsiniz. Doğru. Kazık giyebilirsiniz ama lüzumundan fazla korku, lüzumundan fazla endişe, anksiyete de sizi yanlış kararlara doğru. sevk eder. Yani futbolda aynen hayat gibidir. Burada doğru dozu yakalamanız lazım, doğru miksi bulmanız lazım. Bir sonraki sayfa Takvim gazetesinden Şimdi sıra Berişa'da demiş sarı lacivertlilerden. Vitor Pereira yarın deplasmanda oynanacak Konya maçında ileri üçüde Valencia Mesut Berişa üçlüsünü denedi. Fenerbahçe Oza'yı bekliyor demiş gazete. E, Oza'yının kıymeti yokluğunda anlaşıldı. Nijerya Sıllı kanat oyuncusunun yokluğunda hücumda sıkıntı yaşandı demiş. E, şimdi ileri üçüde kimin oynadığından ziyade bir takım oyunundan bahsediyoruz ya. O yüzden e, Berisha e kötü diyebilir misin? O kötü diyebilir misin? Bu kötü diyebilir misin? Bir bütün içerisinde değerlendirdiğin zaman etkinlik düşük kalıyor. Mesele o. Birer birer bireysel performans değil. Evet. Mesele. Ve hepsi kötü görünüyor bu sefer. Bravo. Hepsi Valencia dışında. Valencia hayır. O uzaylı gibi yani sanki bağımsız bir performans ortaya koyuyor tek başına. Süper performans ortaya koyuyor. Valencia dışında kime baksan böyle bir acı tat bırakıyor. Tam anlamıyla iyi verim aldı diyemiyorsun. Hücumun kalan altı oyuncusundan işte Berişas'ı, Serdar Dursun'u, Pelkas'ı, Rossi'si, Mesut'u ve şu an sağlara yeni dönen İrfan'ı. O yüzden acaba başka bir şey mi denemek lazım? Yani bu üçlüden dörtlüden bahsetmeye başlasa artık 3-3-3-1'e dönüp. O üç oyuncu bir dörde çıkarsa en azından maçın da belli bölümlerde. S Sadece diziliş meselesi diyorum ya e, aynı zamanda oyun anlayışını da değiştirmek. Felsefe tabi tabii. Felsefe. Bu kadar çok atak yemekten bu kadar çok e, geçiş fırsatı vermekten korkuyor. Korkmamak lazım. Sanki. Bak. Şimdi Trabzonspor çok fırsat veriyor mesela. Veriyor yani pozisyon veriyor. Gol deviyor ama lider. Ama lider. Yani bazen futbolda onu da göze alırsınız. Pozisyon vermeyi de alırsınız ki top sizdeyken daha yaratıcı ve daha efektif olabilmek için. Trabzons Beşiktaş göze alıyor bunu yani o fırsatları veriyor. Yoksa üçlü savunmada da ileride kalabalıklaşılmaz ille dörtlüye dönmesi gerekiyor diye defalarca burada grafiklerle anlattık. Yani yapılabilir rahatlıkla yapılabilir. Tam aksine. Hem anlayış hem diziliş ikisi birbirine hoca da şey yapıyor. Ee, iyice için işinden çıkılmaz bir sarmal haline getiriyor. Evet. Birbirini tetikliyor. Birbirini tetikliyor. Tam aksine üçlü savunmayla kalan yedi oyuncuyla hücum edebiliyorsan hücumda kalabalıklaşabilirsin bile. Bütün mesele o zaten değil mi? Dört kişinin işini üç kişi gördüğü zaman özgürleşirsin. 1986 Dünya Kupası Carlos Bilardo 3-5-2'yi dünya futboluna e, en üst seviyede izlettirdiği zaman maksat oydu. Yani yedi kişiyle zaman zaman hücumda var olabilen veya Conte, Chelsea 90 küsür puanlık şampiyonluk. Kanatlar Marco Alonso ve Victor Moses. Fenerbahçe'den anımsayacağımız. O kadar iyi hücum katkısı yapıyorlardı ki ileride bazen 7 oluyorlardı. Gibi. Veya şu anda daha güncel örnekler Atalanta. Şu an 3-4-2-1 oynuyor ve kalabalıklaşabiliyor hücumda. Euro 2020 Portekiz'i yenen Almanya. Kimi ve Gosens'in katkısıyla hücumda 5-7'li olabilmeleri. Yani uygulayan bir sürü var. Yeter ki bakın dünyaya. İttifak Holding Konya Spor'la karşı karşıya gelecek ve Konya Spor'da e, İlhan Palut'la pozitif futbol oynayan e, topa hakim olup üst üste atak yapmaya repertuarı hani genelde fazla orta yaptı diye, yapıyor diye konuşuruz ama hücum repertuarı da geniş. Geniş derken hani 100 tane falan anlamında değil ama oyuna adapte olabiliyor. Farklı farklı ataklar deneyebiliyor. Ağırlıklı olarak kanat olmak kaydıyla. Dolayısıyla Fenerbahçe açısından kendisini test edebileceği zor bir karşılaşma gibi düşünebilir miyiz? Zor derken taktik anlamda zor. test edebileceği. Çünkü Konya'nın diğer Anadolu takımlarından çok bariz bir farkı var. atak sürekli konusunda çok istekliler. Mesela Anadolu takımları nasıldır genelde? Saman Alevi gibi maç içinde parlarlar ve verimli oynarlar. Verimli oynayarak mesela Alanya Fenerbahçe maçta atak sürekli diye bir derdi var mı? Asla yok. Sürekli atak yapmak istemiyor. Aksine bekleyeyim Fenerbahçe atak köpüyor gibi görünsün. Ben öyle bir kurnazca fırsat yakalayayım ki golü atayım döneyim. Ondan sonra yine bekleyeyim. Alanya öyle oynadı değil mi Fenerbahçe'ye karşı? Konya öyle değil. Konya büyük takımlara karşı bile ya topu bir alayım 15 dakika bırakmayayım. 15 dakika peş peşe pozisyon yaratayım. Rakibimi boyayım diyebilen bir Anadolu takımı. Bir defa olağanüstü takdir hak ediyor. Ve o boğduğu bölümlerde de sizi gerçekten boğabiliyor. Neden? B şıkkı. Konya ile ilgili B önemli özellik. Beklerinin olan hücum katkısı bekleriyle ucunda kalabalıklaşıyor. Sağ açı Serdar topu alıyor. Bir bakıyorsun. Sağ bekten Skubic bindirmiş. Sol açı Bütic'i topu alıyor. Bir bakıyorsun sol bekten Gilerme bindirmiş. Onların bindirmeleriyle de çok ciddi pozisyonu üretebiliyorlar. O yüzden Konya bir orta Ortası sınav... katkısını da net bir şekilde alıyorlar bu arada. Onda Hacı Ahmetoviç de... merkez oynuyor ama çok katkı yapıyor ön tarafa. Ya saygı değer bir top oynuyor Konyaspor defalarca zaten haklarını teslim ettik. Fenerbahçe maçında da Fenerbahçe'ye bir Hatay yaşatabilirler. Bak Fenerbahçe Hatay maçını %65-66 top Hatay'a verip kazanmıştı. Doğru. Ve Pereira dedi ki mükemmel oynadık. Ben de o gün dedim ki bu mükemmel oyunsa Fenerbahçe'yi kötü günler bekliyor. Sonra ne oldu? Mükemmel oynadığını zannetti. Olympiakos'a kaybetti. Antwerp'e puan kaybetti. Ligde Trabzon'a kaybetti. Çünkü herkes Hatay Spor gibi oynamayacak. Doğru. Sana karşı. Bir sonraki sayfamız değerli izleyenler Sabah Gazetesi'nden geliyor. Başlığımız ise Sasha Boy şoku. Galatasaray'a geçtik. Fransız Sabek'in sakatlığı nüksetti. 3 maç daha kaçıracakmış. Beşiktaş derbisini kaçıran Fransız Sabek Kasım ayındaki milli arada takıma katılabilecek Gaziantep Lokomotiv Moskova ve Karagümrük maçlarında oynayamayacak olan Sasha Boy ligin 13. haftasındaki Fenerbahçe derbisine yetişmesi planlanıyor. Kulüp doktoru Genelince de oyuncu %100 hazır olmadan oynatılmayacağını açıkladı demiş. Geçmiş olsun diyelim. Bir sonraki başlık. Falcao'ya yetişen yok. Galatasaray'da Mustafa Muhammed ve Mbaya Cagne bir türlü gol yükünü üstlenemedi. Maliyeti yüzünden gönderilen Falcao İspanya'da golleriyle takımı sırtlıyor. Kulüpte kalan Cagne ve Muhammed ise toplamda sadece 4 golü ulaşabildi demiş. Şimdi kimseye haksızlık etmeyelim ancak Falcao sanki buradayken çok gol atıyormuş gibi de algılamamak lazım. Falcao'nun oradaki ortamı, mentalitesi, durumu vesairesi farklı. Buradaki durum bambaşkaydı. Burada bir de oyuncu santrafor bilmiyorum bireysel santrafor üzerinden mi değerlendirmek lazım oyun üzerinden mi okumak lazım o performans. Buraya Oya da iyi top oynuyor ayrıca. Aynen öyle. Galatasaray şu an ligde kaçıncı? Galatasaray Yedinci. şu 8. Seki, ya da belki de 8. E, puan paylaşıyorlar. İltifak Averajı 8. Konya sporlu. evet. 5. Va kusura bakmayın yani mütevazı <laughs> bir takım ama Barcelona'yı yendiler değil mi? Barcelona'yı yendiler. Yeni. Yani La Liga'daki performans hiç kötü değil. Santifor'un iyi performans vermesinde takımın o pozitif oyunu, ofansif oyunu coşkulu İraula futbolunda etkisi var tabii ki. Andoni İraola orada son derece coşkulu, tutkulu bir takım yarattı. Galatasaray'ın Santifor'ların da, Mehmet Özcan da iyi ben hiç tanımıyorum kendisini ama sık sık haberlerini alıyoruz. Yani iyi haberler yapan bir arkadaşımız, değerli bir arkadaşımız. Yanlış anlamasın ama Santifor performansını ben yetersiz bulmuyorum Galatasaray'da. Bence Santifor'lar iyi mesele Santrafor o açıdan bakmamak lazım. Ben o pencereden bakmamak lazım. Ben yani Cagdin'in de Muhammed'in de Kerem'in de form durumlarını iyi buluyorum. Haksızlık ediyoruz bu şeylere. Bana oyuncuları. da enteresan gibi. İstatistikleri düşük doğru ama Galatasaray'ın oyunu geliştikçe onların istatistikleri artar. Bir de çift Santrafor daha sık oynaması lazım Galatasaray'ın. Yani bu orta üçlü Berkan Taylan çıkalda olduğu sürece Santrafor'ların işi zorlaşacak. Atak sürekli sağlayamıyorsun. Rakibini uzun süreler boğamıyorsun. Evet geçirgenliğin azalıyor ama yaratıcılığın düşüyor. Şimdi nasıl gol atacak bu adamlar? Berkan Taylan Çikaldağ orta saha sürekli oynarsa. Onlardan Berkan Taylan'dan birinden feragat ettiğinde ön tarafı ikili yaptığında Konya maçın ilk yarısında Halil Muhammed oynamıştı. Hatırla birbirlerine bayağı pozisyon pasladılar. Gol de öyle geldi. Doğru. Muhammed'in golünde araya atan Halil'di. Sonra Halil'in pozisyonunda araya atan Muhammed'di 5 dakika sonra. Tabii tabii aynen öyle. Dolayısıyla Halil, Muhammed Cagin'in ikisini mesela vuruşta e, Halil'in açıtma denediği ceza sahasında değil mi? Çizginin Muhammed içinde. oynamıştı. Çok Solda. iyi hatırladınız. Göztepe maçının ikinci yarısı Cagin'le girmişti yanılmıyorsam. Yine çift Santrifor, yine bu an bir Galatasaray vardı. Bu, bu süreleri artırabilirse Gasay Halil Cagin Muhammed'in de verimleri istatistik olarak verimleri artar. Şimdi sıradaki başlığımız Uğur Bey ilginç bir başlık. Nereden geliyor? Milliyet gazetesinden. Başlığımız şu. Bilmiyorum size de aynı oranda ilginç gelecek mi? İstek üzerine vara gidilsin diye bir cümle. Video asistan hakem uygulamasındaki var ne zaman devreye girecek tartışmalarına son vermek isteyen İtalyanlar akılcı bir çözüm bulmak için çalışıyor. Çizmede talep halinde vara başvurma düşüncesi görüşülmeye başlandı en mantıklı çözüm olarak bulunmuş İtalya'da Luciano Spalletti ve Sinisa Mihailovic gibi teknik adamlar son günlerde sıklıkla tartışılan konuya dahil olarak var kullanımının talep üzerine gerçekleşmesini olumlu yönde görüş bildirdi. Öneri olarak ortaya atılan sistemin yeni halinde varın kullanımı takımların itirazları üzerine olacak. Bir takımın teknik direktörünün var protokolüne uygun bir pozisyona itiraz etmesi durumunda hakem gidip pozisyonu izleyecek sınırlandırmanın nasıl olacağı, takımların kaç hakkı bulunacağı ve itirazların asılsız çıkması durumunda yaptırımın ne olacağı gibi detaylarsa tartışılmaya devam ediyor. Yani aslında bu bir öneri olarak gündem olacak bir şey değil. Çünkü şu son cümleleri bir daha müsaadenizle okuyayım. Lütfen. Sınırlandırmanın nasıl olacağı bir, takımların kaç hakkı bulunacağı iki, İtirazların asılsız çıkması durumunda yaptırımın ne olacağı? Üç, bunlara detay demiş ama detaydı ki bunlar asıl mesele bunlar. Doğru. Birçok sporda var tenis sporcuları itiraz ediyor. Voleybolda kez. Voleybolda. Amerikan futbolunda var. E, futbolda da zaten video hakem ilk e, sahneye çıkma önce değerlendirilmişti bu konu. Doğru. Antrenörlerin böyle bir hakkı olsun mu diye. Bence düşünülebilir mesela devre başına birer hakları olabilir. Her yarıda birer maksimum. Bir hak kullanabilir. Onun bir süresi olmalı ama yani mesela 30 saniye içinde veya oyun tekrar başlamadan önce itiraz etmeli. O, yani kısa süreçte itirazını yapmalı ve maksimum her antrenörün bir devrede birer itiraz hakkı olursa sanki makul olurmuş gibi. Makul olabilir. Çok zararı olmayabilir ve belki inançları ve tabiyetleri de artabilir antrenörlerin oyuna. Daha fazla dahil olmuş hissederler ve daha adil hissedebilirler oyunu. Şimdi biraz da Avrupa'da Avrupa'ya bakacağız. Değerli izleyenler dünyada neler oluyor? Avrupa futbolunda neden oluyor? Neler oluyor? Dısan gazetesinden bir başlık. Bu 5 e, oyuncu değişikliği ile alakalı olarak diyor ki The Sun gazetesi başlıkta e, futbol COVID nedeniyle geçici olarak getirilen 5 oyuncu değişikliği kararını e, geniş desteğin gelmesiyle birlikte kalıcı hale getiriyor demiş. Yani özetle 5 değişiklik futbolun yeni normali olacak diye yazmış. Ha bu, bu, arada Uğur Bey Timesın, The Times'ın e, haberine atıfta bulunarak bunu yaz, yazmıştı San gazetesi. Evet. Böyle bir iddia var. Dünya Kupası'nda da uygulanmaya devam edilecek. İFAP falan bir şey yapmış mı yani bu? İFAP'tan mı gelmiş yoksa? Mart'ta bu toplantı galiba İFAP'ın toplantısı. Bir ara hatırla Türkiye medyasında her gün İFAP haberi çıkıyordu. Doğru. Dedim ki o zaman ya bu İFAP yılda iki kere toplanıyor Allah'ını <laughs> seversen sürekli toplanıyor gibi haber yapıyorsunuz. Onlar kesildi. Dikkat ettin mi? İFAP yılda iki toplanıyor. Mart'ta sanırım bir sonraki toplantı. O zaman görüşülecektir. Yani senin talebin üzerine İFAP toplanmıyor. Yani orada bir şey var. Onların bir rutini var. Öneri dönemi var. Sonra toplantı dönemi var. Herhalde ben bunun hayata geçeceğini düşünüyorum. Makul bir öneri. Yine 3 sekanslı olmak üzere. Maksimum oyunu 3 kez durdurmak üzere. Hatta devre arası sınırsız olsa diye bazen düşünüyorum. Devre arası sizin kadar oyuncu değiştir. Nasıl? Devre arası takımlar istedikleri kadar oyuncu değiştirebilirler. Oyun durdurmuyor ki. Onun dışında mesela iki kere durdurma hakkı olsun toplam hmm. oyunu. Oyunun akışkanlığını da artırırım. Altı defa durdurabiliyor ya şu an takımlar. Üçer defa. Toplam üç. Üç artı üç altı. Altı kere oyun durdurmak yerine dört kere oyun durdurma hakkı olsun. Yani ikişer kez durdurma hakkı olsun. Devre arası istediği kadar değiştirsin. Daha az durur maç. Doğru. Değişiklik yapacaksa da yapar. Premier Lig karşı çıkıyor buna bu arada. Karşıt görüşte söyleyeyim. Karşı çıkma sebebi de şu. Büyükler farkı daha fazla açar. Çünkü yedek bankları daha güçlü ya. Daha fazla oyuncu değiştiği hakkı olursa küçüklerle aradaki farkı daha açar diye onlar 3 değişiklik olarak devam etmek istiyorlar. Ve şeymiş. İFAP 5 değişiklik kararı alsa bile Premierlik 3 değişiklik devam edebiliyormuş. Tavsiye kararı çünkü. Hmm. Bu, büyük bir ihtimalle EPL 3 değişiklik devam edecek. E, peki şeylerde ne olacak? Avrupa kupalarında. Avrupa'da 5. Dünya kupasında 5. Ama Premier Premierlik'te sadece o turnuvaya özgü olarak bir şeye çakışmaya sebebiyet vermeyecek mi acaba? Ya bence zaten niye 3 davet ettiklerini anlamıyorum ki. Yani büyük takımların yaptığı her şeyi göz yumdun. Yani futbol son 10 yılda 15 yılda bambaşka bir çehreye büründü. Hiçbirine karşı çıkmadın. Hiçbirine rekabet etmedin. Engel olamadın. Finansal fair play falan yalan oldu. Hikaye oldu. Şimdi diyorsun ki ya 14 oyuncu... Sanki 14 oyuncu ile rekabet edebileceksin de 16 oyuncu edemeyeceksin. Yani çok manasız bir direnç bence bu. Yani sanki... Ve sakatlık sayısı artıyor. Sırf İngiliziz diye mi acaba şey yapılır? Biz Premier Ligiz diye mi acaba şey yapılır? İngilizler Hemen evet alır. demeyelim falan diye. E, video hakemi de farklı kullanıyorlar mesela onlar. Yani farklı olmak istiyorlar. Uluslararası e, kamuoyuna çok uyumak istemiyorlar. Ya bu sezon başı, Ne dedi biliyor musun bu sezon başı Premier Lig? E, böyle işgirli penaltı vermeyeceğiz artık video hakem dediler. Ağızda acı tat bırakan penaltı vermeyeceğiz. Bu ne demek yani? Bu video hakemi bir uluslararası tanımı var. <laughs> Uluslararası tanım var. Sen yerel bir tanım yapıyorsun. Diyorsun ki işkirli kafa karıştıran penaltı verilmeyecek bundan sonra. İnandırıcı olacak. Mesela Erman Hoca'yı tanısalardı çok severlerdi. Penaltı gibi penaltı. Yani bu tabiri kullanabilirsin. İngiltere'de varsa onun karşılığı öyle bir şeye geçler. Ve gerçekten de bu sene Premier de böyle şüphe uyandıran penaltılarda ee, vermemeye gayret ediyorlar. Peki. Onların da işi zor. Kolaylıklar dileyelim. Bir sonraki sayfamız İspanya'dan değerli izleyenler Sport gazetesi demiş ki çözüm Çavi. Bu la la solüsyon yazmış ya Uğur Bey. Oradaki la şey mi? Tek hani e, artikel gibi bir şey mi düşünelim? Yani. yani tek çözüm Çavi gibi falan mı okumamız Yok, lazım? <laughs> çözüm Çavi de demiş gazete. E, Barcelona Kuma'nın yerine eski oyuncusunu seçti. Çavi de kulübü e, Alsad ile Barcelona'ya bir an önce geri dönmek için, transfer olmak için görüşmeleri sürdürüyor. E, şu anda Serge Baruan önümüzdeki iki maçta yazmış Uğur Bey. şu anda geçici antrenörü. Geçici görev iki getirdi. maçta. o bir tahmin. Ya yani iki hafta içinde çözeceklerini düşünüyor şey. Milli maç arası olacak ya. Barcelona. Herkes milli maç arasını tabii e, hedef olarak görüyor. Çavi ile ilgili karmaşık haberler var. Kimi medya kuruluşları Çavi ile anlaşıldı, ile anlaşılmak üzere diyor. Kime medya kuruluşları diyor ki kulübü müsaade etmiyor. Hatta bugün ben bambaşka çok fantastik bir şey okudum. Aslında Laporta Çavi'yi istemiyor diye bir şey okudum. Allah Allah. O da enteresan bambaşka bir görüş. Yalnız hak da verdim çünkü geçmişte iki sebeple. Birincisi seçimlerde Victor Font'u desteklemişti Çavi. Victor Font görev yerirse ben Çavi ile anlaştım demişti. Laporta oradan bir huzursuz olmuş o bir Çavi ile ilgili. Orada bir arada Çavi ile ilgili görüşü sorulduğunda daha hazır değil demişti. Onları düşünce mantıklı da geliyor. Acaba aslında Çavi'yi tam anlamıyla istemiyor ama şu an kamuoyu baskısı var. İtiraz da edemiyor mu gibi bir soru işareti oluştu kafamda. Serci sol bek, sol stoper oynardı. Bizim yani çocukluğumuzda defalarca izlediğimiz bir oyuncu. Hatta eğer yanılmıyorsam Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin hepsiyle oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Ben çünkü biraz önce hatırlamaya çalıştım. Beşiktaş'ın 3-0 yendiği maçta var. Galatasaray'ın 2-1 yendiği maçta var Serci. Fenerbahçe'nin önünde şampiyonlar yanında yani Türk takımlarıyla da defalarca. 5'ten fazladır karşımıza çıkmış bir oyuncudur. Efsanevi bir oyuncu Serci. Şimdi bakıyorum Türk medyasında Bar Juan diye anıyorlar. Üzülüyorum bayağı yaşlanmışız. Yani Serci'nin futbolcunu hatırlamıyorlar. Üzüldüm. Çok yakından tanıdığımız bir futbolcuydu. Velhasıl Barcelona'nın teknik direktörlüğü konusunda Xavi ismi üzerinde görüşmeler pazarlık devam ediyor. Şu anda onu söyleyebiliriz. Barcelona ile alakalı çok güzel bir şey var. Uğur Melek'e güzel yakalamıştın. Bir caption gelecek şimdi ekrana. Üç farklı kuşak değil mi? Aynen öyle. Total futbolun temsilcileri yaratıcısı Rinus Mihas. Oyuncuyken Johan sahadaki eli Johan Cruyff. Cruyff. Sonra Cruyff var. Sonra bir altın çağı yaşattı. Onun sahadaki eli hiç yedek bırakmadığı e, ee, pozisyonun ön libero pozisyonunun sözlük tanımı Guardiola'sı. Ve sonra onu menajerine yansıtan Guardiola özellikle 2009-2011 döneminde tüm futbol tarihinin en iyisi olduğu zaman zaman söylüyor. Barcelona 2009-2011 takımının o takımın beyni Xavi. Xavi de menajer olursa bu fotoğraftaki dört adam da Barcelona'ya çalıştırmış olacak bu fotoğraf dizisi, bu çalışma, bu eser Çavi'nin teknik direktör olacağı ve diğer Johan Cruyff ve Rinus Michels, Johan Cruyff ve Guardiola gibi kulübün efsane isimlerinden, çalı, e, teknik direktörlerinden birisinin olacak önermesini de içeriyor aynı zamanda. Aynen öyle. Mantaliteler de benziyor. Total futbol zaten biz yani ben bir yaşım tutmadı izleme şansı bulamadım ama e, total futbol zaten fantastik yani. Bugün birisi oynamaya kalksa gülersiniz. 8-9 kişiyle topa baskı Bütün takım topa baskı gidiyorlar. Yani o top oradan çıktığı anda hiç kimse kalmıyor geride. Çok acayip videolar var internette. Barcelona'nın ve Hollanda milli takımının uyguladığı total futbola dair. Çok ofansif mantaliteli. 3 teknik adamdan sonra Xavi'nin de Sad'da oynattığı futbolun bu da benzer olduğunu söylüyorlar. Son derece göze hoş gelen, yaratıcı, ofansif bir futbol oynattığını ve iki şampiyonla böyle gittiğini söylüyorlar. Tabii onu izlemedik bilmiyoruz. Çavi ismi çok fazla odaklanıldı. Çünkü baktığın zaman taraftar da Çavi'den başka bir şey söylemiyor. Hiç başka bir isim telaffuz edildiğini duydun mu? Hiç bir alternatif öneren bir alternatif isim duydun mu? Yazılıyor. Yani Çavi eninde sonunda Barcelona gelecek. Sadece bugün mü onu bilmiyoruz. Bir gün gelecek muhakkak. Herkes bunu biliyor. Şu an 41 yaşında 1980 ondan sonra Çavi'nin o kadar yani yeni bir isim tek teritorik için. Bugün gelecek bilmiyoruz. Bir gün gelecek. Eğer bir gün o gün bugün değilse Barcelona için e, Conte'yi anıyorlar. Erik Ten Hag'ı anıyorlar. Zidane'ı anıyorlar. Ama düşük bir ihtimal tabii o. Çünkü Real Madrid'in efsanesi. Ten Hag ve Conte. Zaman zaman Pirlo da anılıyor. Mesela ona da anlam veremiyorum Pirlo'nun anılmasına. Hani Juventus Eric Ten Hag, geçen gün konuştuk. Daha bu adamın ismi neden acaba şey olmuyor? Evet. Daha fazla gündeme gelmiyor diye. Bak Barcelona için anılıyor. Manchester United için de anılıyor. Solskjaer eğer giderse Ten Hag iki takım içinde şu an anılan öncü isimlerden. Demek ki zamanı geldi diye düşündüler. Erikten halen. Bence haline. de ve başarılı olacağını ben tahmin ediyorum. Onun için de ciddi bir sınav olacak. Ajax makinesinin ardından her nereye giderse gitsin. Değerli izleyenler bir de Fikri takip haberimiz ve de e, caption'ımız var. Paul Pogba hatırlayacaksınız. E, Sosyal ile alakalı olarak kırmızı kartı gördükten sonra e, ondan özür dilemedi. arkadaşlarından özür diledi ama şeyi görmezden geldi şeklinde hocasını Soskayar'ı görmezden geldi şeklinde The Sun gazetesi bir haber yapmıştı. Paul Pogba e, bu şeyi yalanladı. The Sun e, yalan başlıklar atmak için evet. E, yalan başlıklar attığını iddia etti. Yalan başlık atmakla suçladı The Sun gazetesini. Böyle bir şey yaşanmadı dedi. Böyle bir şey yaşanmadı dedi. Bir de ben bunu anlayamadım. Bir Thunder sonrakine. Land koçu değil mi? Evet. Şimdi İngiltere Lig Kupası oynandı. Açıkladın ama ısrar, ısrarla anlayamadım. Ben açıklayamamışımdır. Lig Kupası oynandı. Lig Kupası'nda da Sunderland alt küme takımı ama üst sıra çıkmayı başardı. Muhtemel rakipler arasında Chelsea var, Liverpool var, Arsenal var, Tottenham var. O sorulduğunda diyor ki Arsenal ya da Tottenham'la oynayalım. Ondan sonra büyüklerle oynarız diyor. Yani Arsenal'la Tottenham'ı büyükler arasında saymıyor. Arsenal'la Tottenham'ı geçelim deplasmanda. Ondan sonra diyor Chelsea gibi Liverpool gibi devler ondan sonra gelsin. Bu kurra için Arsenal'ı da Tottenham'ı tercih ederim diyor. Sunderland menajeri. Orada İngiliz medyasının tabii çok ilgisini çekmiş. Arsenal'ı ve Tottenham'ı büyükler arasında saymaması. her yerde başlıklarda yerini bulmuş. Bu kadar niye böyle bir şey söylüyor? Ben onu anlayamadım. Yani neden? gerçekten görüşü futbol adamı olarak görüşü bu herhalde. Herhangi bir göndermeli bir mesaj değil anladım. Görüşünüz böyle. bu olsa bile aslında pek böyle söylemezsiniz değil mi? Biraz değişik. İşte, i̇şte ben bir de şaşırdım. o zaman mesaj var. Evet yani riskli bir açıklama. Bunlardan biriyle eşleşip bir de kötü bir netice alırsa onun için Rakibi bir şey ayırır. etmenin motive etmenin bir manası yok değil mi? Orası İngiltere yani. Değil mi? Motive etmiş gibi oluyorsun Arsenal'a ya Tottenham'la eşleşirsen. Ha öyle mi falan diye. Aynen öyle. Değerli izleyenler süremizin sonuna geldik. E, bugünlük bizden bu kadar uğurlamaya çok teşekkürler. Ben teşekkür e, kapatacağız programımızı. Tekrar haftanın son manşetini noktalıyoruz. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.